Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size polikristal panel mi yoksa monokristal panel mi almalısınız sorusunun cevabını vermeyeceğim. Çünkü artık bu soru çok daha netleşti. Artık polikristal paneller piyasadan kalktı diyebiliriz. Ama hala üretecek olan firmalar olacaktır. Eski tip hücreler elinde olan, bunları birleştiren ve piyasaya süren birçok firma olacaktır. Birçok kişi de bunları tercih edebilir. Hani şunu söylemek istemiyorum en başta yanlış anlaşılmasın polikristal çok kötü artık monokristal almalısınız gibi bir durumdan bahsetmiyorum size. Sadece içinde bulunduğumuz ve yakın gelecekte bir sene iki sene sonra olabilecek hücre yapılarından bahsediyor olacağım size. Polikristal panel mi yoksa monokristal panel mi sorusu bundan 5 yıl öncesinin hatta 10 yıl öncesinin sorusuydu. Hangisi daha iyidir? Hangisi fiyat performans açısından mantıklıdır? Hangisini alalım Kerem Bey gibi bana çokça sorular geliyordu. Ama bu sorular hala devam ettiği için böyle bir video hazırlamak istedim size. Polikristal panel ve monokristal panelde temel olarak yaklaşımımız şu olmalı. Verimlilik noktasından yaklaşmalıyız. Yani söylemek istediğim 1 metreye 1.65 dediğimiz 60 hücreli standart bir panelde ulaşabileceğimiz maksimum güç ne kadar? Bu konu polikristal panellerde artık belli bir seviyeye geldiği için ve daha fazla çıkamadığı için yukarı mesela 280, 290 watt'lık polikristal paneller gördük ama hiçbir zaman 60 hücrede biz 350 watt, 400 watt polikristal panel görmeyeceğiz. Çünkü o malzemenin gelebileceği en üst limite sınıra zaten gelmiş bulunmaktayız. O yüzden firmalar hem modül üreticileri, hücre üreticileri hem de solar panel üreticileri artık mono üzerinden devam etmekteler. Hücre zaten nasıl gelirse biz gelen hücreyi birleştirip panel yapıyoruz. Ülkemizde de tabii ki hücre üretimi noktasında yapılan çalışmalar var, açılan fabrikalar var. O noktada da umarım bağlantılar sağlayabilirsek Orada da bir video yapmak istiyorum. Konumuza gelecek olursak artık bütün panel üreticilerinin data sheetlerine baktığınızda monokristal panel ürettiklerini görüyorsunuz. Bunun temel nedeni artık polikristal panelin belli bir sınıra ulaştığı ve daha fazla yukarı çıkamadığı, daha fazla güç üretemediği. Şimdi videomuzu izleyen bir grup da şöyle söyleyecektir. Ya olur mu Kerem Bey polikristal panel hala satılıyor. İşte fiyatı şu kadar şuradan alabiliyoruz. Şu kadar adet bulabiliyoruz gibi. Tabii ki bulabilirsiniz. Hani burada benim size anlatmak istediğim polikristal panel eskidi bitti çöp oldu artık monokristal alın şeklinde değil. Ben sadece size durumu izah ediyorum. Hangi paneli almayı tercih etmek tabii ki sizin kararınız. Polikristal paneller artık üretilmiyor. Onun yerine monokristal, Monopurk dediğimiz, half cut dediğimiz ya da N tipi monokristal dediğimiz veya back contact olarak adlandırılan veya heterojunction olarak adlandırılan bambaşka silikon tabanlı panel teknolojileri var. Tabii ki bu ürünler fiyat anlamında standart arkamda görmüş olduğunuz panellerden biraz daha yüksek. Ama bunun yanı sıra diğer taraftan organik hücreler dediğimiz mesela burada başı çeken peroskit dediğimiz bir hücre yapısı da söz konusu. Laboratuvar ortamında çok ciddi verimlere çok kısa yıllar içerisinde ulaşabilmiş bir hücre teknolojisinden bahsediyorum. Ve bu sayede de 1-2 yıl içerisinde peroskit hücreler hayatımıza giriyor olacak. Ve bu hayatımıza girdiğinde birçok şey değişecek. Neden? Yapım aşamaları olarak şu anki arkamda görmüş olduğunuz silikon tabanlı yapı aşamalarına göre çok daha basit, çok daha uygun fiyatlı ortaya çıkabilen panellerden bahsediyoruz. Peroskit paneller ve böylelikle de paneller ucuzlayacak. Ucuzladığı zaman da siz kolaylıkla bu tarz ürünleri alıp evinizde kullanabilmeye hemen başlayabiliyor olacaksınız. Bu sebeple silikon tabanlı yapıya gelecek olursak tekrar artık polikristal ulaşabileceği üst limite ulaştı ve daha fazla üretim yapamayacağı için artık konu monokristal panellere doğru döndüğünü söyleyebiliriz. Mesela karavan için alacaksınız. Mesela tekneniz için alacaksınız. Polikristal panel tabii ki tercih edilebilir ama artık devamının gelmeyeceği bir seri ürün aldığınızın da farkında olmanızı istiyorum. Benim bu videoyu çekmemdeki asıl amaç bu. Tabii ki her malın bir alıcısı vardır ucuz ürünün peşinden gidenler vardır. Bu iyi veya kötü anlamında söylemiyorum. Bu bir tercihtir. Cebinizdeki bütçedir sonuçta ve bunu yapmak istediğinizde de herhangi bir mani yok. Tabii ki hepsini tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi benim buradaki amacım teknolojik olarak nereden gelip nereye gittiğimizi size anlatmak. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.